Şu an prens. Şu an Prens William'ın, William Orange'ın suikast. Neredeyiz? Welcome to Delft. Oturduğun ne üzerindeki? Seramik. Seramik mi, porselen mi? Şaka, porselen. Biliyorsunuz Delft porseleniyle meşhur. Alper'in söylediğine göre İpek Yolu ticaretiyle beraber Türkiye'den buraya seramik porselen. Çin'i. Çin'i gelmiş. Çin'i sanatı bugündür. Gelmiş. Evet, o gündür bugündür Delft Çin'i sanatıyla meşhur. Welcome to Delft. Şu an bulunduğumuz müze Prens William Orange'ın suikaste kurban gittiği bir müze. 1584 yılında burada öldürülüyor bir dostu tarafından. İçeride suikast yani. Suikaste kurban gidiyor. İçeride bu suikastin izlerini görebiliyorsunuz. Kurşun izleri var içerideki duvarlarda. Ama biz müzeye giremedik. Yani girmek ister kan yerlerdi. Evet, karşımızda dünyanın en küçük müzesi var. Bir tane telefon kulübesini sergi alanı gibi yapmışlar. Her ay burada yeni bir sergi varmış. Daha gezimize başlamadan bir yerde mola verdik. Evet, benim modum düştü. Modum düşmedi de biz bir konsantre olamadık buraya gelirken. Açım diyor, bir kahve içmem lazım diyor. Anlayamadık yani daha. Neyse. Akşama doğru başladık. Stadt Café Fris diye bir yere geldik. Nasıl okunduğunu tam bilmiyorum ama şöyle bir şey. Kısaca kahve evi. Evet, bir kahve evine geldik ve şimdi bir sürü şey sipariş verdik. Ondan sonra gezimize başlayacağız. Bence ne dedin he? Akbar kendine kahve. İkimiz ortak bir tatlı. Evet. Ve ben kendime Delft Latte istedikleri de Delft'e Loic diye bir içki aldım. Bunu da bizden görüp herkes alıyor şu an. Enerjimizi topladık, Delft'i gezmeye hazırız. İnşallah. Marketi gezelim. Ha, meydandayız. Bir pazar günü, yine hava buz.
Ya dün hava o kadar güzeldi ki biz Leiden'da geçirdik. Bileydik dün gelirdik buraya. Gerçek. Geçen hafta da Den Haag'da pazar günü yine bir rüzgar. Evet. Ama bugün o kadar değil neyse ki. Ama yine bir rüzgarlayız yani. Yine bir rüzgar. Çok soğuk. Marketplace'e geldik Delft'te. Kiliseleri gezdikten sonra şu anda yeni kilise dedikleri kilisenin önündeyiz. Burası böyle bir meydan. Hollanda'daki şehirlerde bir görme yanlışım olmadığı bir meydan. Arkadaki de neydi? Belediye binası. Demin gördüğünüz de yeni kiliseydi ama aralarında o kadar çok büyük bir tarih farkı yokmuş. Ama biri eski biri yeni kilise. Hangisini daha çok sevdin? Yeni kiliseyi ben çok beğendim. Şu an Delft'te bugüne kadar gelmeyi başarmış tek rüzgar... Neyi? Değirmeni mi oluyor? Rüzgar değirmeninin önündeyiz. Çok kötü kokuyor. Maya saman kokuyor. Gibi. Maya bir şey kokuyor. Ot kokuyor. Ot. Değişik. Kötü. Şimdi? Kötü kokuyor böyle. Değil ya. Maya kokuyor böyle sanki. Kötü. Kilise biraz sola mı çekiyor? Ben. Bu kadar. Aynen, hayalet şehir. Başka kimse. Kimse yok. Tek biz varız. Saat 6 olunca herkes çekiliyor sokaklardan. Aslında Leiden de böyle yani. Orada da. Ama burası biraz daha canlı. Evet, belki de pazar diye. Onu konuşuyorduk tam. Pazar diye belki böyle bir sakinliğe denk geldik. Şehir zaten küçük. Bir de 30 bin öğrenci çünkü şu anda. Zaten nüfusu 100 bin falan herhalde. Bildiğim kadarıyla. Aynen. Pazarda olunca böyle sakin diye. Peki. Çok güzel bir şehirdi Delft. Ama işte bugünkü biraz hava şartları, şehre ulaşım. Evet çok biraz üşüdük, çok bize... rüzgarlıydı. Evet. Ama güzel bir pazar günüydü. Haftaya. Haftaya.